Tekrar selamlar değerli takipçilerim. Ne diyeceğimi unuttum. Arkadaşlar biz köydeydik. Şimdi benim ekibi aşireti cümbür cemaat gittik. Buraya aldık geldik. Aksaray'da şu anda biz gelene kadar da vakit geçti. Çocuklar acıktı. Aşağı fırında da ekmek bulamadık. Bunlara kıymalı dürüm yapacaktım. Baktık ekmek yok. Gittik marketleri aradık. Orada da yok. İş başa düştü. Azıcık hamur yoğurdum. Lavaş yapıyorum çocuklara. Lavaşla kıymalı dürüm yapacağım. Kıymamızı koydum. Orada pişiyor. Kıyma kavrulana kadar da lavaşları yaparım inşallah. Çoluk çocuk cümbür cemaat da içerideler. Ben yine ocak başındayım her zamanki gibi. Kıymanın da donu çözülmedi ki 2 saattir. Şunun ağzını kapatayım, bu yavaş yavaş burada pişsin. Lavaşımız da burada pişiyor. Ben de burada aşmaya devam ediyorum. Berke de beni çekiyor. Bugünkü kameramanım Berke. Tarif bak, işte kameraman böyle olacak. Tarifini de söyle diyor. Kıymayı güzelce kavuracağım. Değerli takipçilerim, baharat tuz atacağım sadece. Güzelce kıymayı kavuracağım o kadar. Lavaşların arasına kıymayı koyacağım. Üstüne soğan, domates, biber, dürüm yapıp çocukların ellerine vereceğim. Yanında içeceğinden onu yiyecekler bugün. Tarifimiz de o. Kameramanın bana tarifini versene diye uyarıyor. Kameraman öyle olur. Şöyle çocukları göster. Küçükler oynuyor, büyükler ekmekliyor. Sen de mi çıkmak istiyorsun? Yok, ben istiyorum. Ha, çekiliyorum sandım da. Şeyler, çocuklar önce çıkıyor diye tarifçilerim. Ondan sonra da ekmekliğe başladı mı? Çekme beni diye çıkmak istemiyor mu? Ben de Suudi de kaçıyor sandım. Dur, dur, dur. Ustamız işte. Gelinim mutfakta. Buna mı katılsın? Ama kaynanam yok. Kaynana olarak birisini yollarız ya. Eda teyze mutfak. Yedek. Lavaşlarımızı aç. Parçana kadar kıymamız da pişir. Çocuklar acıktı. Acele ediyorum biraz da. Acele etmesen iyi olur. Etmem mi kızım? Hayır. Anam benim kızım kıyamadı bana. 2 gündür Nurcan'dan aradı arkadaşlar, misafirlerimiz. Bugün de biz aldık geldik. Lavaşlarımız olunca, tamamlanınca, kıymamız pişince tekrar görüşelim arkadaşlar. Zeynep ne yiyorsun sen? Evet çocuklar yemeğimiz. Zeynep aşkım. İki gün sürelim daha hızlı olsun. Yavaş yavaş sürelim. Lavaş yok. Hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar diyorum çünkü akşam oldu. Arkadaşlar misafirlerimizle birlikte bugün gitmeye gideceğiz. He, bunlar geldi ya. Gitmeye götüreceğim onları Çiftliğe, Aksaray'ın Çiftliğine. Şöyle biraz börek yaptılar. Kendileri yapıyorlar. Kendileri hazırlıyorlar. Kendileri yıkıyorlar arkadaşlar. Sinan börek yaptı böyle. Ondan sonra ben de onlara bir kazan aşure yaptım. Yine aşure istediler. Biraz da mercimek köftesi yaptım. Bir de evde kalabalık olduğumuz için. Orada sıkacağız. Evde sıksak bozulur diye böyle yaptım. Leğene koydum. Orada sıkacağız. Aşuremizi koyduk. Yeşilliğimizi koyduk. Ben onu ne yapalım? Getir söyle şu aşuremizi. Şöyle kazanla pişirdim arkadaşlar. Yarısını içtiler. Yarısını da pikniğe koyduk. Orada içecekler, yiyecekler. Böreğimizin yarısı da pişecek. Şunu da koyacak mı bizimle? Sabunla koyacak mı? Galiba.
Aşure tarifi ve börek tarifi. Aşure'ye da normal kırmasını koydum. İçine çerezi koydum. İncir koydum, kayısı koydum. Yani bildiğimiz aşure yani. Börek. Zeynep yapma kızım. Bakma şunu. Böreği de Zeynep yaptı. Yarısı patatesli, yarısı peynirli herhalde. Ben görmedim yaparken. Böreğimiz de pişti. Şimdi onları da hazırlayın. Kızlar da hazırlanıyor. Çabuk çabuk hep cümbür cümbür çık gireye gidiyor. İnşallah orada görüşürüz. Çipkili'ye geldik değerli takipçilerim. Bizim orduyu kattım önüne, yarısı arabayla geldi. Araba almayanlarına yürüyerek geldik. Gördüğünüz gibi hep. Evde mi? Bilmiyorum ki. Şöyle Aksaray piknik alanından size bir görüntüler alayım. Arabayla gidenler önden gitti. Oraya yerleştiler. Biz yürüyerek geldiğimiz için geciktik. Bizimkiler kavga dövüş gidiyor. Şu karşıda da kafeler var. Oturma yerleri var. Kapalı yerler. Burası da mescit, mescidimiz. Ne alıyorsunuz? Bende var. Çekirdek mi? Parkur. Ha, çocuklar burada mı? Evet, aynen geliyorlar. Burada nerede? Burada, burada. Gel. Ağlıyor mu? Adoş. Kızım. Kızım. Sen ağladın mı bebeğim? Tamam alacağım kızım, dur. Alacağım. Ay. Nihayet geldik. Ne yaptınız? Sıkıldınız mı biz gelene kadar? Yusuf'um. Geldim kızım. Girmeyin sakın, tamam mı annem? Leş gibi. Leş gibi, bir de elektrik tehlikesi olabilir. Yazıyor zaten. Kalın bir şey alın. Orası soğuk olur. Eser çocukları diye. Çocukları aldım, kendimi almadım. Diye. Aferin. Sen ne yapıyorsun? Dışına bak diyorum, asla gitmiyor. Anne yemek yiyorum ya, açım. Ben dışarıda yemek alacaktım da geleceğimizi bildiğimiz için almadık. Tamam anneciğim. Bir kahvaltıyla duruyorum. Kira nerede ki? Bir teyzenler gelsin, kuracağız şimdi.
Burayı kurayım mı? Sofra bezi yok. Onu nasıl unuttuk biz ya? Bugün acemileştim ben. Anca hani tabak yapıp çocuklara veririz orada. Yapacaksın. Tabak yapıp çocuklara veririz. Ne yemekler falan yiyor. Gömük akıyor kızım. Hep üstümüz batar. Şuradan. Bir tane sütüyüden al şekerim. Tamam anne. Düşünesin. Çocuklar acıktı ya. Ta ne zaman yediler? Alacaktım. Gel bakayım sana. Beğenmeyin diye vazgeç. Bak bakalım beğenecek beğenin. Eloş'a da mavi aldım. Onun da barkodu yok. Okuyamadım. Kahvaltımızı yaptık değerli takipçilerim. Bizim taburu kattım önüme. Şimdi de Kezban'ı ziyarete gidiyor. Erkekleri eve koyduk. Biz kız kıza Kezban'a gidiyor. Bir de bunları Hacılar Harmanı'na gezdireyim. Ondan sonra da zinnet gibi yolcu Allah nasip ederse. Maşallah bize. Bir ucumuz Kezban aldıydı. Evet, bir ucumuz yolun bir ucunda, birazımız bu tarafta. Baba. Ne yanda araba? Şu tarafta mı? Abi yeni yoldan gelmiş. Canerler de genelde oradan geliyor. Ya. 300 gelmiş de. Bu bomboş. Derin markete geldik değerli takipçilerim. Cennete dua edin valla. Ne çekiyorsun kız sen? Zinex'le Elif'in seni çekiyor. Yok. Elif dedi ki Kezban Elif'le görüşmeyin sakın. Yalan. Kezban? Yalan. Kezban çekmemesi mi gerekiyor? Adiler. Yok. Sizin yanınızda da şey konuşuyor. Kezban yapıp her zaman bahsediyor. Siz zinnete dua edin diyorum. Yanımızda seni tanımayan misafir var. Ya bir sen şok etme. Boşuna kendinizi haklı çıkarmaya çalışın ya sıfır haklılığınız var. Hepiniz. Vallahi hepiniz. Sus. Biliyorum ben lafımı çekmiyorum artık. Sus. Kim neyse onu söylüyor. Büyüklüğünü biliyor. Kimse yokken gelmiyor. Bu sefer haklı. Neyden haklı? Bu sefer haklı. İşte bile. İşte bile. Şerefsiz. Dövüşmeden oynan. Ya dinlet sana şeyde de söyledim. Gel bir dakika ya bana uğrayın öyle gidin. Çok özledim diye mesaj atmışım. Ya ben susayım da. Gelin siz anlatın. Ben susayım siz anlatın. Hiç. Yani. Onlar bahane. Bahane. Bahane değil. Ben bahane. Susayım. Bahane. Ben susayım. Bahane. Ben susayım. Bahane. Ben susayım. Bir şey yok. Hiç. Tamam mı? Hiç. Başka bir şey istedim. Ben giderken alacağım ben. Ama şey. Evet. Bahane. Ama nasıl aradın lan? Ben kaç yazdım lan? Kaç aradım lan? Şu anda kaç kişi Kezban'ın gönlünü yapmaya çalışıyor? Neyse biz onu sonra halledelim. Şu anda bir hasret gibi yaradı ondan sonra kardeşi görmek evet. istiyorum ya evde ya dışarıda dedim. Ben senin de aklına gelmedi. İki gün biz şeydeyiz. Denizli köydeyiz. Bak oraya da çağırabileceğiz. Bak bekledim. Hiç, bak, gerçekten çağırmak çok uzak geldi. Bir gün abla ile beraber Erik, ben, biz Nurcan abla bir tane daha. Biz çocuk bakmaya gittiler. Bayağı. Ney kolik? Ben artık trip atmıyorum. Biliyorum ya biliyorum. Ondan ya bu geldi bak. Kusturdum ona ha dedi. Ne zaman bitirdin? Vallahi bir şey ikram edin. Zinnet lütfen. İçecek alabiliriz ama. Tamam, çok sıcak. İçecek alalım.
Aklımıza gelmiyor. Bu yoğunluğumuz var. Bugün sabah uyanma. Valla işime dedim ki. Bugün köye gideceğim. Haberin olsun. Ne oluyor? Resmi görünce çıldırdım. Yok, resmi burada gördüm. Bak evden nasıl çıktım? Abime dedim ki öğleden sonra. Zeynep. Gel ben gideceğim. Resmi bir gördüm, önce ülkeye yazdım. Sonra dedim lan ülkeye ne yazıyorsun? Sen buraya daha buraya yazdın. Şey dedik hatta. Kız dedik doğru diyor. Biz Kezban'ı niye çağırmadık tüm geceliğe? Hepimiz dedi. Hepimiz dedi. Yani gerçekten eşitlik ettik. Hiç aklınıza gelmedi. Lan dışarı çıkma önemli değil. Anlıyoruz biz senin niyetini. Eski de mesela. Biz senin niyetini anlıyoruz. Beraber vakit geçirmek için dedim ya, ne oldu bunlara? Ne oluyor biliyor musun? Bir maniye gidiyoruz. Haklısın Kezban. Ben de senden yanayım. Ya tamam. Sonunda her şey halloldu. Aşkım benim. Aç oturun bitti. Tam bu akşam olmazsa getirsinler bak. Ne istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Hadi al bakalım. Ben bakalım. Tamam, bak başka hiçbir şey. Gördünüz mü değerli takipçilerim? Böyle şuraya oturdum. Onları seyrediyorum. Kâ dövüşüyorlar, kâ sarılıyorlar. Ya birbirlerine giriyorlar. En sonunda tatlıya bağladılar. Ben de onları seyrediyorum burada. Keyifle. Gel dışarı. Esas bence de dışarıya çıkalım sıcak. En sonunda tatlıya bağladınız mı? Küskünüm daha. Nasıl güzel seyrettim ben de size. Hani şuradaki sandalyeyle oturun bir kere. Ben geleyim mi yardıma? Yine oturur musun? Bunlar da kebuşumun çiçekleri. Burası Hacılar Harmanı Mahallesi. Değerli takipçilerim, Aksaray. Kezban abla biz kalkalım. Anne, tamam abla. Ecep 2 dedi 2'yi yeni geçiyor. Zeynep'i götürme. Hayır. Gönlünü yaptığımıza göre biz de gidelim. Geleceksiniz ya siz. Kezban aslında biz de İstanbul'a gidiyorduk. Hayır. Defol. Tamam hadi toplayıp gelin. Bunları çantana atlayalım. Ben burada geçiyorum. Bu arabada yemezsin.